arkadaşlar. İçenler Kulübü'ne hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir içerikle tekrardan karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz, bugünkü misafirimiz John Walker Gold Reserve serisi arkadaşlar. Bu arkadaşımızın tadına bakacağız, kokusuna bakacağız, içinden geçeceğiz, dışından yürüyeceğiz. Ne var ne yok hepsini inceleyip bakacağız. Parasının sonuna kadar hak ediyor mu yoksa zehir zıkkın mı oluyor? Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz John Walker'ın tarihinden Black Label'ı anlatırken bahsetmiştim. Detaylı bir şekilde yorumlamıştım arkadaşlar. Eğer tarihini öğrenmek isterseniz üst sol köşeye ya da sağ köşeye Black Label'ın tanıtım videosunu bırakacağım arkadaşlar. Oradan da tarihini izleyip dinleyip öğrenebilirsiniz. Gerçek bir koleksiyoncuların yapacağı en iyi şey o olur zaten. Tabii. Tarih, yani tarihini öğrenmesi her zaman daha iyi olur. Evet. Çünkü ne içtiğini bilmen lazım. Yani daha keyif alarak içmeye başlıyorsun. Evet. Yani tarihinin neye böyle dayandığını bildiğin için, ne şartlarda üretildiğini bildiğin için bu senin için daha kıymetli bir hal alıyorsun. Bu sadece bir su değil arkadaşlar. Sadece kafanızı güzel yapabileceğiniz bir içki değil, alkol değil. Bunun tarihini, işlenişini, her şeyi öğrendiğiniz zaman daha da iyi zevk alacaksınız. Şimdi kardeşim şöyle bir şey var. Viski eşittir karşılığı hayat suyu zaten. Hmm. Hayat suyu demelerinin sebebi de kiliselerde Katolik rahipleri tarafından damıtıldığından dolayı. 11. 13. 14. yüzyıl döneminde damıtılıyor. Tabii 12. yüzyılda da zaten şarap yeryüzüne giriyor. Öncesinde de zaten bira. Bugün biranın abisi olan viskinin tadına bakacağız arkadaşlar. Hazır mısın kardeşim? Hazır. Bir açalım. Evet. Bir bakalım tadına. Misafir olarak kardeşim. Teşekkür ederim. Bardağını servis ediyorum. Teşekkür ederim efendim. Öncelikle bir rengine bakıyoruz, şöyle çalkalıyoruz. Evet. Abi rengine tutuldum ben şu anda ya. Gerçekten bir altın sarısı rengi var. Viski diğerlerine göre mesela üretim Gold Label olsun veyahut da Black olsun, renkleri acayip derecede değişiyor abi. Farklılık gösteriyor. Tabii, tabii. Üretimden dolayı herhalde. İçerisine giren malt viskilerden dolayı renkleri değişkenlik gösterebiliyor. Şimdi arkadaşlar karşımızdaki bir John Walker, yani bir Türk içicisinin tam damağına uygun bir lezzet. İsli lezzetler mevcut çünkü. Severiz böyle Jone serisini. Şimdi Gold tabi nasıl bir kokusu var, nasıl bir tadı var, şimdi inceleyeceğiz, bakacağız. Şöyle bir koku var, adeta bir meyve kokuyor. Meşe, standart meşe kokularını alıyorsunuz ama böyle daha çok bal, işte armut gibi böyle tatlı aromaları barındıran bir koku var içerisinde. Evet. Şu an bu kokuyu alıyorum. Yalnız sen kokuyu alırken ben tadına bakmıştım abi orada. Ama sana bir şey söyleyeyim. Tadı benim hayal ettiğimden daha yumuşak. Aroma içerisinde daha çok. Ve harika ya. Gerçekten harika. İlk damağımda bırakan kalan lezzet is tadıydı arkadaşlar. Evet, sonrasında gelen vanilya, damakta bırakmış olan çok ince bir bal tadı var. Orta düzeylikte şu an uzunluğu var damakta süren. Gerçekten sizi şaşırtacak uzun bir lezzet var içerisinde. Ama gerçekten lezzetli. Ben şu anda hala damağımdaki o lezzeti hissediyorum. Uzun sürüyor. Orta düzeyde de diyebiliriz. Bir tık uzun da duruyor diyebiliriz yani. Bir viski deyip geçilmemeli gerçekten. Hı hı. Ya zaten John Walker grubu gerçekten bu işe ben çok iyi yaptığını düşünüyorum. Hani hayran olduğum bir viski markası olduğu için övmüyorum arkadaşlar. Ama gerçekten John Walker bizim Türkiye standartlarında herkesin böyle böyle doya doya içebileceği muhteşem lezzetleri bize sağlıyor. Peki bir şey daha söyleyeceğim ben sana abi. Özellikle bu viskinin içine kola katan, Red Bull katan, yani bunun orijinalliğini ve tadını bozan içici bireylerine, tüketicilere diyelim, nasıl bir tavsiyede bulunmak istersin? Tabii şöyle yani bir biraz şey. Biraz daha bu normalde sert bir viski değil. Gerçekten çok yumuşak bir viski. Aroması da çok iyi.
Ama bunu yumuşatmaları için ne tavsiye edersin? Hem tadını hem orijinalini bozmamak açısından. Ya şöyle bir şey. İnsanlar tabii viski istedikleri gibi tüketebilirler. Bu hani bizim haddimize düşen bir şey değil tabii ki de. Ama doğru tüketim dediğimiz bir tavsiye var. Tavsiye evet. Tabii. Viskilerle çok güzel kokteyller yapılabilir, tüketilebilir. Çok daha lezzetli hale getirilebilir. Kolayla da tüketilebilir. Jack Daniels'ın yapmış olduğu çok güzel viski kola ikilisi var. Ama o sonuçta direkt birebir fabrikadan çıkan bir tabii tabii. O onun ki... L kola değil yani. Tabii. Bir almış olduğunuz. Ben şöyle bir şey. Ben bir viski sever olarak ben viski sek tüketme taraftarıyım. Çünkü viskideki amacımız ne? İçerisindeki o lezzetleri damağımızda hissetmek. Gerçekten evet. O zengin lezzetleri damakta uzun sürdürebilmek. Tabii içemeyen arkadaşlarımız varsa bir şeylerle karıştırabilirler ama bu benim tercihim kola değil, mesela soda olacak. Evet, soda olabilir. Sade soda. Sade sodayla seyreltilebilir. Tonikle seyreltilebilir. Şu da Sprite'la seyreltilebilir. Gerçekten iki tane buzda atmaları seyretmelerine yeterli tabii, tabii. Olacaktır mutlaka. Yani iki tane küp buz bile atsalar seyretmelerine yeterince şey olacaktır yani. Sağlayacaktır. Yeterince inceltmesini sağlayacaktır. Bilmiyorum hani... İnsanların nasıl içtiği, nasıl içmesi gerektiği tamamen onların damak ve zevkine kalmış bir şey ama biz elimizden geldiğince insanlara tavsiyeler verme taraftarıyız. Tabii benim verdiğim tavsiyeler size doğru gelmeyebilir. Bu sizin kendi görüşünüz. Tabii ki de saygı duyuyorum. Ben de kendimce bunca lezzeti tüketen bir insan olarak, ya 120-130 çeşit alkol tüketen bir insan olarak, ki bunlar az bir rakamlar değil. Hani bu sadece bu içerik. YouTube için tükettiği lezzetler. Sonra öncesi var. Yani bunun öncesi var. Belki binlercesine kadar gidebiliriz. Ama bu benim kendi şeyim arkadaşlar, görüşüm. Bunu şahsi olarak algılamayın. Ya sana mı kaldı nasıl evet, tüketeceğimiz? Şu da var arkadaşlar. Doğru söylenen cümlelere de egoistsin diye yorum yapmayın. O evet. Şekilde düşünmeyin. Abi sen 130-120 şişe atıyorsun. Adamın hemen karakterini burada egoist zirvesine çıkarmayın. Doğru bir şey söylüyor çünkü. Doğruluğun egosu olmaz. Yani dediğim gibi arkadaşlar, damak sizin damağınızı istediğiniz gibi tüketebilirsiniz ama ben bir içici olarak her şeyden önce doğru olanı, yani doğru olduğumu düşündüğüm şeyleri size aktarmak zorundayım. Tabi bu konu tartışılır. Altı, üstü, sağ sol tartışılır. Evet. Her konu açıktır. Yani biskinin yanında mesela meze yenmez derler. Bal gibi de yenir. Niye bir meyve? Tam bisli kaşarlar, işte meyveler. Hani biskinin lezzetine göre, grubuna göre mezesi seçilir. Sadece şu da var yani, insanlar şunu da yapıyor. Viskinin yanına meze olarak ne bileyim çikolata. Sadece bir çikolatayı meze olarak görebiliyor. Ben vişne de koyabilirim, kiraz da koyabilirim, ne bileyim şeftali de koyabilirim. Hoşuma gider. Ama bunun yanında tabii bundan bir yudum alıp ondan bir avuç yemem de olmaz. Kesinlikle olmaz. Ya şöyle bir şey. Düşünsene. Biz Gold Label gibi tatlı aromaları incelen is bırakan bir lezzet tüketiyoruz. Bunun için tatlı. Bizim bunun yanında ne? Meyvemsi tatlı tüketmemiz gerekiyor. Evet, evet. Ama ben bugün işte Black Label gibi, Double Label gibi tamam isli lezzetleri tüketseydim ben, o zaman isli mezeler tüketmem gerekiyordu. Çünkü niçin? Lezzet uyumu. Evet, uyum. Damağıma o tadı uydurmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar, asıl konuya gelirsek, ben viskiyi nasıl tüketiyorum? Ben yemek öncesi temiz damakla tüketiyorum. Olması gereken şey de budur zaten. Evet, yani benim açımdan böyle. Bu benim açımdan da böyle. Benim için bu şekil geçerli. Ama tabii bazen de mezemizi yapıyoruz, tabaklarımızı koyuyoruz, eğleneceksek o gece. Kimisi şöyle bir şey yapabiliyor abi, mesela bu viski grubunda da olsun. Mesela meyve yiyeceksiniz, ilk önce viskinizi yudumlamak değil de, ilk önce meyvenizi yiyin, viski size eşlik etsin. Benim için de bu önemlidir. Veyahut da viski içeceğim, sadece viskinin tadına bakmak istiyorum, bugün buna doymak istiyorum diyorsanız ilk önce bundan yudumunuzu alın, ondan sonra meyvenizi devam ettirin, o size eşlik etsin. Ben dediğim gibi bizim insanlarımızda şöyle bir algı var bak. Ben hani bazen biliyorum tiplemelerim vardır böyle, evet. Mizah, bel altı vurmam, hani böyle yüzeysel mizah yaparım, tamam, insanlara hani tipleme yaparım mesela. Bunlar, insanlar bunu ciddiye alıyor mesela, alırlar böyle, alabilirler sonra, çünkü onun vasfı o kadar zaten, bir şey beklemesini beklemiyorum ama ben yapmalısınız demiyorum. Yaparsanız evet, daha doğru olur diyorum. Evet. Tamam mı? İnsanlar bu ince çizgiyi mesela ayırt edemezler benim.
Tabii incelik bekliyor muyum bu kadar izleyenlerden? Beklemiyorum. Sonuçta herkes bir değil. Ya büyük bir mecra. Tabii büyük milyonlarca, milyarlarca insan. İnsanlar. Herkesin düşüncesini aynı kefeye koyamıyorsunuz. Evet. Herkes aynı yere. Zaten seni anlayan, seni düşünen kişi de seninle beraber devam ediyor bu kadar. Öyle öyle gerçekten. Kaç? Şurada 7-8 aydır bizle beraber olan birçok izleyicimiz var. Onlara da sonsuz teşekkür ediyoruz buradan. Yani biz bu işi keyif alarak yapıyoruz. Ben şöyle düşünüyorum. Baktığım zaman çok büyük bilgilere sahip miyim tartışılır. Çok ultra bir uzman değilim. Hı hı. Ya da bir gurme değilim. Bunu söyleyeyim. Ama şöyle bir şey var abi, lafını böldüm. Vermiş olduğun tavsiyeleri de çoğu kişi doğru buluyor. Evet. Yani çok fazla beğenen var. Çok beğenen var ve aynı zamanda doğru buluyor. Evet. Hani bu birleşik sosyal bir ortamda olsun. Hani konuşmuş olduğun zaman da gerçekten adam mantığına da yatıyor yani. Evet yani. Doğru bir şey bence. Yani doğrusu. Hatta bilirsin çok masalarımız kurulmuştur. Ben evet. Başladığım zaman insanlar şeyle dinler böyle bir. Hayranlıkla dinliyorlar. Çünkü orada kendi düşünüyor. Ben burada evet. Hata mı yapıyorum? Ben burada doğru bir şey mi yapıyorum açısından düşünüyorlar evet. Yani toplumda anlatıyorum böyle masa. Arkadaşlar ondan sonra böyle hayranlıkla dinliyorlar. Çünkü güzel bir şey dinliyorlar aslında. Kötü bir şey değil. Ve sonrasında bunu deniyorlar. Evet, diyorlar abi. Ki Olca gerçekten biraz hani bu yaptığımız hataları bırakıp senin dediğin gibi tüketmeye başladığımız zaman tadı geliyor. Hani, tadı ve lezzeti gelmeye başlıyor diyor. Ben şu konuda çok takılmıştım bugün. Bir arkadaşlarımızla beraberdik. Arkadaşlarımızın da yaşları 19-20 arasındaydı. Viski almıştık. Abi viskinin yanında kola aldılar. Viskiyi içiyoruz beraber hep birlikte onlarla. Abi kolayı bir doldurdu. Ben var ya hani dedim şunun bir tadına bakmak istiyorum dedim. Gerçekten içilecek bu durum değildi yani. Söylüyorsun bu sefer de ama hala kendi bilmiş olduğu yanlıştan vazgeçmiyor. Yani tavsiyelere gerçekten dikkat edin. Sadece deneyin arkadaşlar. Sadece deneyin. Ya kola evet. Ya bu ya çok şeker. Şey gibi. Çok şeker. Vodka vişne gibi. Aynen. Tamam mı? Bu viski kola aslında. Şöyle bir şey. Vodka vişneyi tüketmek yerine keşke viski kolayı tercih etselerdi. Yani. Bak buna kabul ediyoruz. Ya zamanında ne çektik onlardan öyle. Vodka vişne muhabbetlerine keşke yıllarca viski kolayla tüketselerdi. Bugün viskiyi çok daha farklı yerlerde görebilirdik. Evet abi. Ama bugün Türkiye standartlarına baktığın zaman vodka ve Smirnoff markası altında tüketiliyor. Kalite olarak görebilirdik abi. Tabii yani bir... Özellikle şey tayfası vardı o zaman. Apache tayfası vardı. Evet. Abi nereden denk geldi o dönem? O dönem bizim kanayan yaramızdı ya zaten. İçimizi kanattılar. Yani ben sene 2011-2012. Bir neslin katili. Ben Belantines grubunda takılıyordum o zaman. Millet vodka vişne yapardı. Ben Belantines, John Walker'dan Belantines akıyorum. Şey John Walker demişim, George Belantines'tan Belantines 812 içiyorum. Aynen. Ne bileyim White Famos'tan. İşte içiyoruz anladın mı? Çünkü ne için? Yani o zamanlar bile viskiyi ben çok severdim. Bağımlılığı vardı ben çünkü. Ben o konuda bende. Çok şanslıydım. Ben 15 yıldır Olca abinin yanındayım bu arada. YouTube'dan önce de onunla beraberdik. Çoğu alkolü denedim yani. Sayesinde gerçekten bir kalite öğrendim. Evet. Yani o insanlar... Sana sonsuz teşekkür ediyorum. Eyvallah kardeşim. Ya insanlar bizi bilmediği için mesela bak hani geçmişimizi sanıyor ki hani biz bu mecrada bir tek tüketiyoruz vesaire sanıyorlar. Ama biz bu mecranın öncesi de vardı. Hani biz bu işin arkasında da vardık zaten. Evet, İçiyorduk arkadaşlarımızla aynı muhabbetleri, aynı sohbetleri böyle yapardık. Viskimizi açardık. Dediğim evet. Gibi işte Belantines 8. Ki bizim... Benim 10 yılımın özetidir Belantines 8 zaten yani az içmedim, bayılana kadar içtiğim dönemler oldu. Bir iki şişe, üç şişe eve nasıl gittiğimi hatırlamadığım dönemler oldu. Sabahları susadığın zaman evet. Bir bardak içip susadığın evet. Zamanlar da oldu. Çok yani viski sabahın 6:45'i uykudan kalktım, daha susadım, dur şuradan bir şat viski atayım dedim. O sabahlara şahit oluruz. Taksim'de geçerken, gezerken Furkan'la, kuzenimle sabahın saat 8'inde işe gitmiş olduğumuz çok şeylere... Şey olduk abi, gördük yani oldu. Şahit olduk hepsini. Ya ne bileyim, ben onca şey içtim. Çok lezzetli geldi. Ben şunu şöyle söyleyeyim, bunun gerçekten içiminin bir zamanında, bir bölümünde bir kültüre hitap ettiğini bilmiyordum. Yani alkol konusunda sadece biz şunu öğrendik. Yani mahalleden hani küçüksün ve izlemiş olduğun, duymuş olduğun kişilerden kafana yerleşiyor bütün her şey. Bizim yani genelde böyle mahallemize çıktığımız zaman
şu vardı. Ya bugün iki tane bira alalım içelim, akşam arabada işte içenler mi dersin? Yani bu işin tadını kaçıran insanlara çok şahit oldum. Yani kötü bir örnekle gösteriyorum bunu. Ama halbuki bunu oturup ne bileyim bir televizyon karşısında da olabilir, bir arkadaşınızla da olabilir, yan yana sohbet ederken çok iyi gidiyor. Hala burada var değil mi böyle şu damla altı tam var. Bir şey var. Çok hala. İyi ve bir şey söyleyeyim. Oğlum daha deminden beri yutkunuyorum ben. Tadını alıyorsun değil mi? Aynen. Aynen. Devam ediyor. Uzun sürüyor yani, bir de şimdi hani ben hani tamam az çok viskileri biliyorum. Hı-hı. Ama sen sadece tüketici olarak hani yanındasın ve hep hani içme taraftarsın, hani eğlenme kısmındasın. Hı-hı. Çünkü için eğlenme için ya içiyorsun. Bazen şöyle bir şey var, evet bunun... Sen bugün eğlencesine içmiş olsaydın ya da içecek olsaydın Gold Label rezervi içer misin? Bir ortamda bu eğlencesine. Şimdi şöyle söyleyeyim, bilmediğim bir alkolü içmem. Evet. Ama bundan sonra içerim. Türk standartında şöyle bir mantık oturdu kardeşim. Hı. Bir masaya Jack Daniels açılırsa zenginsin, şey açılırsa zenginsin, zenginsin. Yok adamlara insanlar Smirnoff açılsa bile orada zaten yeterli oluyor zengin, evet, göstermen için. Ya çünkü gösterirse Smirnoff, yüzlük Smirnoff bile yetiyor. Onlara da bir şey diyemiyorum. Evet. Onlara da bir şey diyemiyorum. Çünkü yani ekonomi ve alkol zamı nedeniyle adamlar veyahut da öğrenciler olsun genellikle hep Bomonti, bira, yani bunu içmek zorunda, evet, kalıyorlar ki hepimiz. Biz bile biraya takıldığımız dönemler oldu oluyor yani. Evet. Oluyor. Ama yani bizde her zaman ağzımıza kadar çakılı değildi, kaldı mı? Diyorsun da Federik takılıyor. Federik içiyor, bu ayrı bir şey. Yani şöyle bir şey, insanlarda şu var. Hani sanıyorlar ki mesela, ya tabii sen arkan dolu, rahat rahat konuşuyorsun. Arkada almışsın alkolleri, kafan rahat. Ama ben kardeşim olayın muhalif noktasına da değiniyorum. Evet abi. Anladın mı? Hı-hı. Kardeşim bana o yılan dokunmayan, yılan bin yaşasın diye yaşamasın o yılan. Bana dokunmayan yılan bir başkasına niye dokunacak kardeşim, ona da dokunmasın. Bazı kanallar var kardeşim, sponsorluk alamamaktan korktuğu için mesela bunları konuşamaz. Ama mesela benim zerre umurumda değil. Vermesinler kardeşim bana sponsorluk. Evet. Ama doğru ben söyleyeyim. Aynen. Dilim keskin biliyorsun, konuşurum, aynen, nettir. Bu her zaman lafını esirgemiyorsun. Esirgemiyorum. Esirgemiyorsun lafını. O yüzden de bizi seven kardeşlerimiz böylesiydi. Çünkü yani o lafı soktuğun dakikada çıkartmıyorum. Ama o seven kitle de zaten ne aynı, aynen, düşüncede olan kitle olmuyor mu yani? Ya, daha mutlu ediyor senin. Çoluk çocuğu takmıyorsun ki peşin. Öyle. Yaş grubu yüksek çünkü. Yaş grubu yüksek. Aynen. Anlayabilen insanlar yüksek yani. Kendinize çok iyi bakın. Güzel günlerde kalın, sevgiyle kalın, mutlulukla kalın arkadaşlar. Güzel günler çok yakın. İçinizi karartmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.